internete girin. Gerçi internete girdiğin zaman ki ha, sizin yüzünüzden ben dün 8 saat video başında oturdum ve benim dün yaş günümdü. Evet. Teşekkür ederim. Yaş günde 8 saat veya 6 saat videonun başında oturdum. Ya bu Türkiye ne yapmış acaba diye baktığımda aklım durdu. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Herkes otist çocuk tedavisi olmuş. Her branştan. Fakat bir anne, bir tanesi de gayet agresif anneydi. İşte bunlar yanlış, bunlar yanlış, bunlar yanlış. O videoyu da seyrettim. Haklı mı? İşte bir noktada haklı. O yüzden de burada metotlar doğru. Fakat her çocuk için farklı metotlar ve kesinlikle nörobilim konusunda gelişmiş olan eğitimci yapacağı metotlar uygun diye düşünüyorum. Bilimsel çalışmalara mutlaka dağıtması gerekiyor ki bunlar çok daha yeni. 8-10 yıllık bilimsel çalışmalar. Moda vardı işte, ağır metaller modası bir ara vardı, bitti. Diyet vardı. Diyet vardı işte, çoğu bitti onların. Çoğu. Hala devam edenler var. Demin bahsetmiş olduğum. Gluten kazeyi. Demin bahsetmiş olduğum üniversitede o çalışmalar hala devam ediyor. İkiye ayrılmış durumdalar ama bunu biraz işte ticaretten biraz uzak tutup kendi bilimsel çalışmaları kapıları içerisinde yapmalarında çok büyük yarar var diye düşünüyorum. Türkiye'deki genel olarak otizm durumuyla ilgili birkaç açıklama yaptınız. Hani buna ekleyeceğiniz başka şeyler var mı? Evet, bütün dünyada bu otizm konusunda tartışmalar devam ediyor ama bu otizm uyaran eksikliğiyle de biraz karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu işte hani anne babanın çalışıyor olması, çocukların bakıcı dayımında kalmasından başlayın. Televizyon programları, mesela biraz önce içeride çocuk vardı, şiddet içerikli bir şeyden, cep telefonundan bir şey izliyordu. O çocuğun bağımlılığı, dopamin bağımlılığı gibi olaylarla aslında otizme benzeyen, bir tek atopik otizm deniyor ya moda, otizme benzeyen tablolar ortaya çıkartıyor. Bütün bunları erkenden fark etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer erkenden fark etmezsek gerçekten de ailede söylediğim şey şu, bakın sizin çocuğun otistik davranışları var. İsterseniz verin bu çocuğu, ben size 6 ay, 1 yıl içerisinde otistik çocuk olarak size geri verebilirim diyorum. Bu da mümkün. Çok da zor bir şey değil. Yani bu ön eksiklikte alırsanız 6 ay, 1 yıl içerisinde küt otistik bir çocuk olarak da psikiyatrisine koyarsınız. Çok da zor bir şey değil.